Omuzda, omuz ekleminde çok çeşitli protez seçenekleri var. Bir tanesi anatomik protez dediğimiz tamamen anatomiyi koruyan ve anatomiyi kopyalayan protezler. Omuzun başını burada gösterebilirim. Bakın bu omuzun başını yerini dolduran bir omuz protezi. Şurada gördüğünüz gibi. Başın yerine takılan bir metal bir protez oluyor. Aynı şekilde omuzun karşısında da yuvası var. Yuvayı da yine bu şekilde glenoid dediğimiz yuva, Latincesi glenoid. Yuvayı da bu şekilde plastik polietilenden bir protezle yapıyoruz. Ve bu şekilde hem hareketler, normal hareketler oluyor hem de hastanın ağrısı geçmiş oluyor. Fakat omuz protezlerinde son yıllarda bir de reverse protez dediğimiz, İngilizcesi reverse, Türkçe'ye ters olarak çevirebiliriz. Reverse protezler var. Reverse protezde özellikle 70 yaşın üzerinde döndürücü kılıfı tamamen yırtılmış, kolunu kaldıramayan ve ağrısı çok fazla olan hastalara yapıyoruz. Bu yine 70 yaşın üzerinde kırıklarda da reverse protezi uygulayabiliyoruz. Çünkü çok parçalı kırıklar oluyor ve iyileşmesi zor oluyor bu yaşlı hastaların. Reverse protezde bir an önce erken harekete başlayıp hastaları ağrısız bir şekilde eski hareketlerine kavuşturabiliyoruz. Reverse protez anatomiyi bozan bir protez aslında ama anatomiyi bozarak mekanik olarak hareket eksenini değiştirdiği için daha kolay kaldırabiliyor hastalar kollarını. Reverse protez son yıllarda özellikle son 10 yılda dünyada ve ülkemizde de çok sık kullanılan bir protez yöntemi haline geldi. Ve biz de hastalarımızda endikasyonu olan hastalarda özellikle 70 yaşın üzerinde reverse protezi uyguluyoruz.